Usta Öğretici kanalından herkese selamlar. Ben Ali. Bugün sizlere patatesli bazlama tarifi vereceğim. Patatesli bazlamamızın yapımına başlıyoruz. 7 bardak elenmiş un, 1 çorba kaşığı tuzu koyduk. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonrasında dilimlere böyle parçaladığımız ve kendi suyuyla püre yaptığımız patatesimiz var, patates püremiz var. Bunu döküyoruz. Şöyle kaşıkla karıştıracağım. Bir bardak ılık su ve bir çorba kaşığı şekerle aktif hale getirdiğimiz mayamızı da içine döküyoruz. Şimdi bunu pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştıracağız. Evet, hamurumuzu 10-15 dakika kadar yoğurduk. Böyle ele yapışan çok yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Şöyle üzerine streç filmle kapladım. Bir tane de temiz bir bezi atıyorum. Bu şekilde en az 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, hamurumuz hazırlandı. Şöyle açmak istiyorum. Nasıl kabarmış. Görüyorsunuz hamurumuz çok güzel. Yumuşacık. Lifli olmuş. Harika kabardı. Şöyle havasını alacağım hızlı hızlı. Evet, bu şekilde yuvarlak açıp bunu normal bazlama gibi pişirebiliriz. Bu birincisi. Ama benim çok sevdiğim bir yöntem daha var. Şöyle ceviz büyüklüğünde, hatta biraz daha büyük alıyoruz. İçini açıyoruz. Evet, açtık. İçine bir parça kaşar koyuyoruz. Ve bunu kapatıyoruz. Bunu şöyle kenara koyduk. Bundan 3-4 tane daha yapacağım. Evet, önce bazlamamızı yapıyoruz. Sıcak tavamızı attık. Bir buçuk dakika sonra hemen tersini çeviriyoruz. Bazlamamız harika gözüküyor. Şöyle kenara alıyorum. Bu normal yaptığımız bazlama, ama standart bilinen bazlama. Şu da içi peynirli olan. Koyup haslıyoruz. Şöyle biraz da tavanın kenarına doğru dayayalım ki yanları da pişsin.
Evet, harika pişti. Hemen bunları tavamıza doğru alıyoruz. Evet, patatesli bazlamalarımızın son hali. Bu içi boş olan. Şöyle göstermek istiyorum. Harika pişti. Çok lezzetli, çok da güzel kokuyor. Bunlar da kaşarlarımız. Şöyle göstermek istiyorum nasıl erimiş. Dediğim gibi kenarlarında tavanın duvarlarına yaslarsanız her tarafı çok güzel pişiyor. Ramazan olduğu için tadım yapmıyoruz. Ama iftardan sonra tadacağız. Lezzetli olduğuna eminim, sürekli yaptığımız bir tarz bu. Siz de mutlaka evinizde deneyin. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.